Etrafımdaki insanların çoğu sevdiklerini aldatıyorlar. Bir insana bağlı kalmak mümkün müdür, yoksa doğamız gereği biz çok eşli miyiz? Bunu hep şöyle bir örnekle anlatmayı seviyorum. Doğamız gereği bizim, biz bizeyiz, burada rahat söyleyebilirim, kaka yapmamız da gerekiyor. Ama her gördüğümüz yere yapmıyoruz değil mi? Yani mesela atlar öyle değil. At yolun ortasında asfalta yapıyor. Lang diye işte problem yok. Ama insan mesela bu ihtiyacı geldiği zaman bebekler ne yapıyor dikkat edin. Bebek geldiği anda salıyor. O yüzden şimdi bebek bebek. Bunu anlayış gösteriyoruz ama 25 yaşında bir adam geldiğinde bırakırsa ne olur? Hoş bir durum olmaz. Genellikle bunu hastaneye götürürüz. Deriz ki bunda bir problem var. Ne bileyim işte bir beyninde bir problem ararız ya davranışsal bir sıkıntı ararız. Ya suçlu buluruz, asayişi bozmaktan içeri tıkarız. Bir şey yaparız yani. Bir şeyin doğal olması ya da doğamızda böyle olması onun olduğu gibi olması gerektiği anlamına gelmez. Buna doğallık safsatası adını veriyoruz. Yani mesela içimizden her geleni coşalım. Şükran Güngör'ün rahmetli Güle Güle filminde söylediği replik hep tekrarlarım. Çok sevdiğim repliktir. Tabiat bize her çağırdığında peşinden gidersek nerede kaldı bizim insanlığımız diye. İnsanın en önemli farkı az önce de bahsi geçmiş olan irade ve ihtiyar kelimelerinde yatıyor. Başka hiçbir canlıda böyle bir sistem bulamıyorsunuz. Yani ihtiyar onlarda bir derece var. İrade çok çok dar koşullarda var. İnsanda çok ileri düzeyde bir irade ve ihtiyar var. Ne demek? Dürtülerine rağmen, isteklerine rağmen, biyolojik, ruhsal, işte duygusal vesaire arzularına rağmen başka şekilde davranmayı tercih edebilme özelliği var. Ve bir organizmanın böyle bir özelliği varsa, bırakın insanı, herhangi bir organizmada böyle bir özellik gördünüz. Hemen sormalısınız bu özellik niye var? Çünkü insanın işine yarıyor. İnsan çünkü dürtüsel olarak yaşadığında başını belaya sokan bir canlı. Yani inanmıyorsanız işte Amerika Birleşik Devletleri'nin başkanına bakabilirsiniz şu anda. Herif ağzına gelen her şeyi söylüyor. Yani sadece kendisine değil, şu anda kendisi pek zarar görmüyor gibi ama dünyanın canını okuyabiliyor. Hepiniz bilirsiniz. Yani şu anda mesela bir salsam neler olur diye bir düşünün. Yani içinizden gelen her şeyi yaptığınızı düşünün. Gayet hani böyle dürtüsel olarak yaşadığınızı. Neydi Jim Carrey'nin bir tane filmi vardı? Liar Liar mesela, orada içinden gelen her şeyi söylemek zorunda. Yalan söyleyemiyordu mesela. O durumda mesela ne hale geldiğini filmde gülerek izlemiştik. Bu tip sorularda bir kere bu doğallık safsatasını iyi anlamak lazım. İnsan doğası, bedensel doğası gereği bir primattır. Primatların birçoğunda olan ortak özelliklere aynen sahiptir. Onun üzerine ekstra bazı kremalar vardır insanda. Bu kremaların önemli bir kısmı zihinsel ve sosyaldir. Krema dediğim burada ekstra özellikleri kastediyorum yani. Kaymaklı ekmek kadayıfının üzerindeki kaymak gibi. Normalde primat olmak kadayıf kısmı. Bu krema kısmında peki ne var? İrade ve ihtiyar var. Diğer sosyal kuralları gözetme var. Sosyal sisteme kompleks hikayelere uyum sağlayabilme özelliği var. Ve bu hikayeleri ihtiyacına göre üretip modifiye edebilme özelliği var. Ne kastediyorum? Binlerce yıldan beri insan topluluğu tek eşli, ağırlıklı olarak tek eşli bir sistem benimsemiş gibi gözüküyor. Özellikle yerleşik hayata geçtikten sonra primat tarafı erkekte de kadında da cinselliğin şafağını okursanız primat tarafımız herkesi her şeyi istiyor. Bunda hiçbir problem yok. Bu yani tartışılması gereksiz bir şey. Evet biz salsan çok eşli bir canlıyız. Bunun gereğini yerine getirmek istediğin için hiçbir engel yok. Fakat neden tek eşlilik diye bir mesele var hayatımızda? Sosyal evrim, kültürel evrim sırasında insan topluluğunu bir arada tutacak en optimal dengeli yapı elemanlarından birinin tek eşli aile yapısı olduğu fark edilmişti ondan. Eğer biz yerleşik yaşama geçmemiş olsaydık, avcı toplayıcı olarak 21. yüzyılda nasıl olacaktı çok merak ediyorum ama zaten böyle bir yüzyıl olmazdı o zaman. Ama hala öyle yaşıyor olsaydık, mesela hiçbirimizin bağ, bahçesi, arabası, malı, mülkü bilmem nesi olmasaydı, banka hesabı, parası, miras gibi bir derdi olmasaydı, soy sop nesep problemimiz de olmazdı. O zaman kimin çocuğu, kimindir, ne olacak falan hiç umurumuzda olmadan istediğimiz gibi yürüyebilirdik, istediğimizde takılabilirdik. Mesela antik dönemde hala böyle bazı el değmemiş Amazon ormanlarında falan bulunduğu iddia edilen kabilelerde görüyoruz. Mesela kadınlar ve erkekler çok eşliler. Her kadının, her bebeğin annesi belli bir kadın. Ama bütün kabiledeki erkekler o çocuğun babası. Çünkü çocuğun kimden olduğu bilinmiyor. Şimdi küçük bir avcı toplayıcı toplulukta, şimdi birçoklarınız muhtemelen bunun önce o ne lan? Böyle yüzünüzü buruşturmuş olabilirsiniz ama dikkat edin, mülkiyetin, sahiplenmenin, ev sınırlarının bilmem ne olmadığı bir toplumda bu aslında büyük bir avantaj sağlıyor. Şöyle bir şey yapıyor, çocuklar hiç aç kalmıyor. Avcı toplayıcılıkta erkeğin rolü özellikle avlanma, besin getirme kısmında ağırlıklı olduğu için kabilenin bütün çocuklarına eşit bakma zorunluluğu getiriyor bu erkeklere. Ve biri avlanamazsa öbürü avlanıyor. Sonuçta herkes besleniyor, herkes gayet mutlu. Ama siz evleri çitlerle çevirip bu tarla benim, bu ev benim, bu erkek bu kadın benim, bu çocuk benim
benim, bu mal benim, kendi benim çocuğuma kalacak meselesi başladığında soy-sop problemi başlıyor. İşte bu durumda bunu regüle edebilmek, düzenleyebilmek için bir kontrat sistemi. Ki buna bugün evlilik diyoruz. Aranızda bir anlaşma, çeşitli mali bilmem ne sosyal yükümlülükleri olan bir ilan zorunluluğu falan filan geliyor işin içine. Ve bakıyoruz bu bizim daha insani yaşamamızın temelini oluşturuyor. Şimdi genç olmak ve anarşist olmak çok zevklidir. Yani doğamıza dönelim abi. 70'lerde işte çiçek çocukları öyleymiş. Ben tam onların sonuna yetişebildim. Sonra onlar tam metalciye evrilirken biz 80'lerde çocukluğumuzu yaşıyorduk. Ara ara onun böyle geri teptiğini görüyorum. O cinsel devrim işte bir nevi halüsinojen ve psikadelikler dönemi. Yani zihnimizin sınırlarını, bedenlerimizin sınırlarını aşalım kafası güzere benziyor ama insanın kendi kadim bilgeliğinden kopuşunun trajedisini de oralarda yaşıyorsunuz. Yani ben hiçbir sistemi, inancı ya da geleneği güzellemek için bunları söylemiyorum. Fakat insanın antropolojik evriminde mecbur kaldığı bazı seçimler var. Bu mecburiyette böyle gökten sopayla dayatılmış şeyler değil. Tamamen insanın sosyal yaşamının daha iyi olabilmesi için bir şekilde seçilimle baskın gelmiş hadiseler. Dolayısıyla böyle bakıldığında mesela ben bu arada arkadaşlar çocuklarım bana soruyor, ben onlara da böyle anlatıyorum. Ya evlilik niye gerekli diye sorduklarında inşallah anlıyorlardır. Yani ben böyle antropolojik falan giriyorum mevzuya. Yoksa iki insanın arasındaki birlikteliğin bunların hiçbirisiyle alakası yoktur. Bunu bir kere bir kenara koyun. Evlilik, mevlilik bunlar tamamen sosyal kontratlardır. Nişan da öyledir. İki insan birbirlerine bağlandıysa adı ne olursa olsun bu insanlar birliktedir. Evlilik, nişanlık falan gibi kurumlar bunu ilan etmeyle, ya bak bu kadın, bu adam benim, şişt dokunmayın ben falan filan diye alan çizmeyle ilgili bir meseledir. Ve sosyal komplikasyonları, sorunları engellemek için bir önlemdir aslında. Ama birlikteliğin bununla bir ilgisi yoktur bakın. Birçok insan kontratı bozamadığı için birbirine 50 sene, 60 sene cehennem hayatı yaşatabiliyor. Dolayısıyla bu kontratın bozulabilir özelliği olduğunu unutmadan imzalamak lazım. Ya ömürlük, ölümlük kontratlar değillerdir bunlar. Ve maalesef bazen kontrat birlikteliğin önüne geçtiği için o birliktelikleri öldürebiliyor. Siz, biz, hepimiz öncelikle aramızdaki bağ ve ortak hikayeye dikkat edelim. İki insan arasında ortak bir hikaye varsa, ortak bir yaşam ve emek varsa hiçbir kontratın sağlayamayacağı bir bağlılık oluşur. Aynı yöne bakan insanlar mecburen aynı yerde yürürler, aynı adımları atarlar, aynı doğrultuda giderler. Dolayısıyla onları ayıracak olan şey bakış farklılıklarıdır. Hayat tarzı farklılıklarıdır. Bu da bazen oluşabilir. Yani çok sıkıntı değil. Oluşuyorsa onun da yoluna bakılır. Evlilikte bilmem neyle tek eşlikte bu mesele tamamen ayrıdır. Bir insana bağlandığınızda zaten bunun en önemli çıktılarından biri sadakattir. Yani ondan başkasını gözün görmez bir kere. Görüyorsa zaten senin niyetin başkadır acı yani. Ona göre pozisyon almak lazım. Bunu Hazal Soru Bankası biriktiriyor. Evrim mevrim konusunda. Orada da biraz yardıracağız bunu. Yani özel bir bölüm yapacağız. 8 saat sürecek. Hazal bile açlıktan ölecek yani ekran başında. Hazal yemez yani, öyle düşünün. Dolayısıyla öyle bir şey yapacağız. O zaman coştururuz diye düşünüyorum. Hocam bunu tartışmak lazım. Çünkü bir başka boyut, aslında bahsettiğiniz boyutlarından ama mülkiyet kavramının gelişiyle birlikte aslında bu kavramlar, evlilikler, çok eşliliklerin işte tek eşliğe düşüşü. Çünkü artık ilişkiler de mülkiyete giren duruma geçtiler. O yüzden aslında bu kontratlar gelmeye başladı. Bunları sadece biyolojik olarak değil, sosyo-kültürel açıdan da değerlendirmek lazım. Çok doğru. Bunları da evrim konusuna alalım. Aynen, vallahi dükkan senin. Ne sorarsan ona göre coşacağız bakalım.